Tekrar merhaba. SQLite veri tabanı programlama içerisinde, bu kurs içerisinde şimdi SQLite için kullanacağımız araçları inceleyeceğiz. Araçlar, yani İngilizce tabirle genel olarak araştırırken göreceğiniz tools dediğimiz araçlar, bu tür veri tabanının altyapılarında çok değerlidir. Programlama tarafında çok değerlidir. Yazılım teknolojilerinde özellikle son birkaç yılda bu CLI dediğimiz komut satırı tabanlı yönetim araçları mesela. Bunlar çok çok geliştirilmeye başlandı. Çünkü işleri otomatik hale getiriyor ve kolaylaştırıyor. Aynı zamanda IDE'ler de geliştirildi. Daha da IDE'ler daha da gelişmiş şekilde ivme kazanarak güncelleniyor. Şimdi SQLite için geliştirilen araçlara bir göz atacağız. Burada öncelikle siz SQLite'ı bilgisayarınıza kurduğunuzda, ki bunun videosunu izlemişsinizdir. İzlediyseniz orada birkaç tane exe vardı. SQL dosyasını, SQLite kurulum dosyasını bir RAR halinde sıkıştırılmış dosya olarak bilgisayarınıza indirip içini açtıktan sonra içerisinde birkaç tane exe çıkıyordu, araçlar dediğimiz. Onlardan bir tanesi CLI'dı. Yani komut satır aracı. Bunu biz SQLite'ı güncellerken kullanacağız. Düzeltiyorum. SQLite'ı sorgularken kullanacağız. Veri tabanına erişmek için ya da yeni bir veri tabanı kullanmak için vesaire. Onu sık sık kullanacağız. O yüzden şu an ona çok değinmeyeceğim. Şu an aslında diğer third party dediğimiz geliştirme editörlerine bakacağız. Bunlar SQLite ekibi tarafından değil, harici farklı ekipler tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz olarak da sunulan editörler. Bunlardan iki tanesine bakacağız. Bir tanesi SQLite Browser. SQLiteBrowser.org üzerinden buna erişebiliyorsunuz. SQLite, diğeri de SQLite Studio. Bu da SQLiteStudio.pl adresi üzerinden erişilebilir. Bunlara bir göz atalım. Neler yapabiliyor vesaire. Sonrasında bunların web sitelerini inceleyeceğiz. Şöyle bir sonraki satıra geçtiğimde, bir sonraki slide'a Command Line Interface dediğimiz SQLite'ın CLI aracı. Bu SQLite altyapısını yönetmek için geliştirilen ve official bir araç olan yazılımdır, bir exe'dir diyebiliriz. Eğer mesela Oracle ya da Linux tarafında tecrübeliyseniz, hatta Windows tarafında PowerShell vesaire kullandıysanız, bunlar hep CLI üzerinden yönetilirler. Bol bol sorgular yazılır orada mesela. Bunu da onun gibi düşünebilirsiniz. CLI zaten, CLI mantığı hepsinde aynıdır. Siyah ekran, komut satır üzerinden çalışmak. SQLite CLI ile tüm veri tabanı yönetim işlemleri teknik olarak yapılabilir. Zaten SQLite nesnel veri tabanını yönetmek için tasarlanmıştır. Veri tabanı oluşturma, değiştirme ve yönetme işlemleri SQLite CLI üzerinden yapılabiliyor. Bu da çok basit bir işlem. Çok basit bir şekilde bir yeni veri tabanı oluşturup onun üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ya da tüm veri tabanlarına erişim ve üzerinde SQL sorgusu çalıştırma. Gene bu da sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Yani teknik olarak aslında diğer IDE'lere ihtiyacımız yok. SQLite veri tabanı üzerinde çalışmak için. CLI üzerinden her şeyi yapabilirsiniz. Ama diğer bir sonraki slide'da göreceğimiz ve inceleyeceğimiz third party editörler bize genel bir editör yapısı sunuyor ve bazı şeyleri kolaylaştırıyor, arayüzler sunuyor. Her şeyi komutla yapmak yerine görsel şekilde yapmayı sağlıyor diyebiliriz. Bu nedenle tercih meselesi, onu da kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda SQLite'in CLI üzerinden import-export işlemleri de yapılabiliyor. Dediğim gibi zaten bunu uygulama ve eğitim içerisinde kullanacağız bol bol. O yüzden şimdilik geçiyorum. Diğer iki aracı tek bir slide'da inceleyebiliriz. Hepsinin ortak yönlerini söyleyeceğim zaten. SQLite ve SQLite Studio ve SQLite Browser. Bunlar SQLite veri tabanına özel geliştirilmiş yönetim araçları, IDE'ler diyebiliriz. Yani SQL Server tarafında
Microsoft'un SQL Server tarafından Management Studio gibi bir araç diyebiliriz. Bu iki IDE de yani geliştirme ortamı da açık kaynaklı ve ücretsiz. Aynı zamanda kurulum gerektirmiyor. Biz buna portable diyoruz, taşınabilir. Yani dosyayı indirdiğiniz zaman bilgisayarınıza herhangi bir kurulum işlemi yapmadan doğrudan klasör içerisinde çip tıklayarak uygulamayı açabilirsiniz. Herhangi bir bağımlılığı yok ortama. Buna biz portable diyoruz. Güçlü, yine de hafif ve hızlı diyoruz. Bunların ikisi de SQLite üzerinde ciddi bir yönetim yeteneği kazandırıyor ve hız kazandırıyor. Ve çok hafif, aslında basit yazılımlar. Ama birçok anlamda işimizi görüyor diyebiliriz. Cross platform, bunların ikisi de farklı işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. İster Macintosh ya da Linux ya da Windows kullanın, hepsine özel hazırlanmış versiyonlarını bulabilirsiniz. Ve veriyi birçok veri formatında import, export etme yeteneklerine sahip. Gene bunu da dediğimiz gibi CLI, SQLite'in kendi official CLI üzerinden de yapabiliyoruz. Ama burada görsel olarak bazı yetenekler sunuyor bize. O şekilde kullanabiliriz. Şimdi bunların ikisinin de web sitelerini inceleyelim bir de. Bunun için şurada web siteyi açıyorum. Bakın sqlitebrowser.org ve sqlitestudio.pl siteleri üzerinden bunlara erişebilirsiniz. Burada aslında ikisinin görsel farklılıkları var. Özellikle okuyarak hangisini kullanmak istediğinize bakabilirsiniz. Ona siz karar verebilirsiniz burada. Mesela burada GitHub hesabı da var. SQLite Browser'ın bu, şöyle bakalım. Mesela takipçileri üzerinden de karar verebilirsiniz. Mesela bu 11.500 star almış. Şu kadar fork almış. Bu kadar watcher varmış. Ve contributor sayısı da bu. Şimdi buradan şunu düşünebiliriz. Bu güncellenecektir. Hani ciddi anlamda, çünkü contributor sayısı var. Bir topluluk desteğini almış bir yazılım. Bu nedenle bakın bu kadar da commit var mesela. 3000'e yakın commit varmış. Ve en yakın tarihteki güncellemeye bakarsanız mesela 19 gün önce güncellenmiş. Ve sık sık güncellendiğini buradan zaten görebilirsiniz. Hangi dille yazılmış mesela? Genelde bunlar Java ile falan yazılıyor. Çünkü ücretsiz birçok ortam var. Mesela bu C++ ile yazılmış. Şu header dosyaları vesaire C++ ile geliştirildiğini görebiliyoruz. Burada ekstra şeyler de var. Kaynak kodunu buradan erişebilirsiniz. Mesela ben editör geliştirmelerinde Java kullanılmasını sevmiyorum aslında. Bu açıdan SQLite Browser benim için daha iyi olabilir burada. Ya da diğerini de inceleyebilirsiniz. SQLite Studio mesela. Bu doğrudan Exe'yi indirecek. Şuna tıklarsam Exe'yi görebilirsiniz. Şuradan da doğrudan download sayfasına gidebilirsiniz. Kaynak kodları da yine şuradan erişebiliyorsunuz. Burada direkt download veriyor mesela kaynak kodları. Hani GitHub hesabını vermemiş burada. Aslında GitHub üzerinden açmak daha iyidir. Belki de vardır. Şu an için göremiyorum burada. Ama doğrudan kaynak kodları indirebilirsiniz. Buradan da. Dediğim gibi bu biraz daha SQLite Browser biraz daha yaygın gibi. Şöyle galeriye de bakayım. Görsel kısımlarda. Linux'un 3 versiyonu. Burada mesela burada 3.2.1 versiyonu, 3.2.1 versiyonu release olmuş. Bu da 2018'in işte 7. ayının 27'sinde release olmuş. Bunu görebiliyoruz. Ama diğer mesela daha hızlı, daha yoğun bir şekilde geliştirme alıyor. SQLite Browser. Buna da buradan bakabilirsiniz. Evet, bu şekilde görselleri de inceleyebilirsiniz burada. Ben ikisini de kullanmanızı tavsiye ederim. Hangisi
daha faydalı olursa onu inceleyebilirsiniz.